Alttan üste doğru bir piramit şeklinde birleşmeniz. Bu köy derneklerine, bu dedelere, analara, bu mürşitlere, bu pirlere, taliplere düşüyor. Şeyden vazgeçelim artık. Yani bizi tehdit eden işlerden bir tanesi de konforizm. Yani bu konfor hikayesi Alevilerin itikatlarını zayıflatan bir şeydir. Yani bir yalın ayak ve yarım lokma ve yarım hırkayla dergahına gelen Aleviler şimdi garip bir şekilde bu yaka karşı takıp gelenlere sorduğumuzda ya diyor işte otel var, otobüsler var, üç vakit yemek var. Bu bir turistik gezi. Başka bir zaman gelebilir. Hatta başka bir zaman gelmesi de doğru bir şey değil. Şayet gerçekten dergaha niyaz için, oraya turab olmak için, teslim olmak için geliyorsa çok yanlış. Ama bir herhangi bir vatandaş gibi, bir turist gibi bir tarihi eser gördü, o tarihi eserlerle ilgili bir şeyler görmek istiyorsa bu belki olabilir. Bu arkadaşlarımızı, bu canları da uyarmak gerekiyor. Onlara saldırmak değil, onlara uyarmak lazım. Yani Alevilerin diliyle uyarmak lazım. Yoldan çıkanların sonra nasıl yolun düşmanları olduklarını tarih bize çok net gösteriyor. 4 gündür buradayız. Mevcut iktidar Alevi Bektaşi Cemil Başkanlığı adı altında bir müdürlük kurduktan sonra, bir başkanlık kurduktan sonra yaklaşık 3 veya 4 yıldır Türkiye'de Aleviliğin inansal olarak da, siyasal olarak da merkezi olan Hacı Bektaş ilçesindeki bu sene 61 yıldır yapılan bu etkinliği hem sabote etmek, hem Alevilerin arasına nifak tohumu sokarak bir kısmını belli bir ücret mukabilinde, bir kısmına da siyasal payeler vererek bizleri bölüştürmeye çalıştılar. 3 yıl bunda başarılı olamadılar ama bu sene bunu başardılar. Bizim de artık örgütler olarak net kararlar almamız gerekiyor. Çünkü dergahımızda silahların altında, silahların gölgesinin altında cemler yapıldı. Hep beraber yaşadık. Bunların dışında paneller yapıldı. O panellere insanlar taşıdılar. Taşınan insanlar buraya neden geldiklerini hakikaten bilmiyorlar. Bulunduğumuz her yerde, bu salonda olan, olmayan şubelerimiz, kurumlarımız, dostlarımız, bu inancın entelektüelleri, akademisyenleri, mücadele eden her bu saldırıya, bu gerici ırkçı mücadeleye karşı olan herkesin sesine, desteğine ihtiyacımız var. Bizim birebir tüm canlara ulaşma şansımız olmayabilir. Türkiye'nin dört bir yanını gezme, her köye, her kasabaya, her mahalleye girme şansımız yok. O zaman hep birlikte yapacağız. Ben oturduğum mahallede, siz oturduğunuz mahallede, oturduğunuz köyde, oturduğunuz kasabada, ilde bu sürece, bu saldırıya karşı toplumu bilinçlendirme ihtiyacımız var. Bundan sonraki Alevi inancına, Alevi yaşamına, Alevi toplumuna dair hayati bir önem arz ediyor, bir saldırı var. Planlı ve devasa bir bütçesi oluşturmaya çalışılan bir devlet kurumu var. Bu devlet kurumuna karşı dün bizimle yan yana olanlar bugün eğer kendi menfaati ve çıkarları için oralarda onlarla beraberlerse bizim onlara karşı topyekün mücadele etmeye ihtiyacımız var. Siz tamamen parayla, güçle, devletin gücünü arkasına alarak yapmaya çalıştı ama başarısız oldu. Getirdikleri insanları sizin gibi çadırlarda ya da cevevlerinde kuraklatmadılar. Tamamen 5 yıldızlı çevre ilçelerdeki, ildeki 5 yıldızlı otellerde günlük 900 lira yemek parası vererek getirdiler. Onlar biliyorlar. Başkanın dediği gibi çoğu buraya turistik gezi için ya da böyle bir devletin imkanı var, biz de gidelim mantığıyla geldiler. Ve gerilediler, geri adım attılar. Sizlerin ve bu kurumların temsilcilerinin dik duruşu ve mücadelesi sonucu bakan görüşmek istedi ve görüştü. Ve Eylül'de daha detaylı görüşecek. Bu bir geri adımdır. Bugün bu arkadaşlar o yakasına kartları takıp getirdikleri kişileri yitirenlerdir. Onlarla birlikte hareket edenlerdir.
gidiyoruz. Bunların hepsini ifşa edeceğiz. Bunların hepsini biz ifşa ederken sizlerin de bu anlamda bize destek olması lazım. Sadece Mustafa Başkanım ifade etti az önce. Sadece genel başkanlar, sadece yöneticiler bunların yapabileceği bir şey değil. Siz yoksanız zaten olmaz. Zaten eksiyiz. Sizler geleceksiniz. Bu alanları, bu meydanları dolduracaksınız. Biz de eğer eksik, noksan yapıyorsak bizi de eleştireceksiniz. Olması gerekeni söyleyeceksiniz. Hep birlikte bu süreci göreceğiz. Selçeşme'mizi, başta Selçeşme'miz olmak üzere hiçbir dergahımızı, hiçbir mabedimizi onların insafına bırakmaya niyetimiz yok. Bunun için ikrar verdik, bunun için yola düştük. Dilerim 3. avluda bu sene yaptık, Huzur-u Pir'de yaptık cemimizi. Ben dün akşam da söyledim ceme katılan canlarımıza, seneye de dergahımızın içinde yapmak nasip olsun, o direnci hep birlikte gösterelim. Teşekkür ediyorum herkese. Korkmayın arkadaşlar, korkmayalım. Endişelerimizden sıyrılmayalım. Tabii ki endişe duymak iyi bir şeydir. Endişelenirim ama gerçekten emin olun ki bu halk, bu inanç mensupları, bu ülkenin bütün mağdurlarıyla, bütün ezilenleriyle, bütün sömürülenleriyle bir olup, birlikte olup bu ceberut yapıyı bize getirecektir. Bundan kimseyi kuşku duymamalıdır. Bir kez daha Aleviler biz buradayız dediler. Buradayız, hükkârımızın huzurundayız. Dergahlarımızı size teslim etmeyeceğiz. İkrarımıza bağlılığımızı sürdürüyoruz dediler ve bunu başardılar. Kendinizi bu anlamıyla bir kere ödüllendirelim. Kendimizi ödüllendirelim. Hep beraber hepinize aşk olsun diyebilelim. Sevgili canlar, hepinize aşk olsun. Sağ olun. Bu seneki etkinliklerde çok daha etkili oldu eylemler ve söylemler. Onun için kutluyorum. Her zaman yanınızdayız. Her zaman birlikteyiz. Her zaman mücadele edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu katkılar sağladığınız için, böyle bir panel, böyle bir katılım olduğu için de arkadaşlara, katılımcılara tekrar teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.